Amerika'da Haziran'da ADP verilerine göre özel sektör istihdamı 692 bin kişi arttı. Beklenti 600 bin artıştı. Chicago satın alma yöneticileri endeksi Haziran'da 75.2'den 66.1'e düştü. Beklenti 70'ti. Dallas Fed Başkanı Kaplan, Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltmaya yıl sonundan daha erken başlamasını tercih ettiğini söyledi. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya erkenden başlamasının sonrasında politikalarda daha fazla esneklik kazanacağına inandığını belirten Kaplan, Fed'in varlık alımlarını azaltma hızının bu sefer çok daha iyi ayarlanacağına inanıyorum dedi. Euro bölgesinde Haziran'da yıllık enflasyon %2'den 1.9'a başladı. Aylık enflasyon %0.2 beklentisine karşın 0.3 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon %1'den %0.9'a indi. İngiltere ekonomisi birinci çeyrekte dönemsel bazda %1.6 daraldı. Beklenti 1.5 daralmaydı. İngiltere birinci çeyrekte yıllık bazda beklentiye paralel 6.1 daralma kaydetti. İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti, ülkede yıl sonunda enflasyonun %3'ten çok %4'e yakın olma ihtimali olduğunu, enflasyonun %4'e yakın olması halinde enflasyon beklentilerinin de yükseleceği uyarısı yaptı. Enflasyona ilişkin tehlikenin bir merkez senaryodan ziyade risk gibi göründüğünü ifade eden Haldan, enflasyon gelişmeleri politikanın riskli bir noktada olduğuna işaret ediyor dedi. Çin'de imalat PMI Haziran'da 51'den 50.9'a, hizmet PMI'de 55.2'den 53.5'a geriledi. Hizmet endeksindeki düşüşün etkisiyle bileşik PMI 54.2'den 52.9'a revize oldu. Citi ikinci çeyrekte altında görülen yukarı hareketin geçici olduğunu savundu. 2021 için ortalama altın fiyat tahminini %2 artırdı. 1760 dolara çıkardı. Morgan Stanley ise altın fiyatının 3. çeyrekte 1690, 4. çeyrekte 1670 dolar olacağını tahmin etti. Türkiye'nin dış ticaret açığı Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %20 artışla 4.1 milyar dolar oldu. İhracat yıllık bazda %65 arttı, 16.5 milyar dolar oldu. İthalat ise %54 artarak 20 milyar dolar oldu. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %13 gerileyerek 18.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 31 Mart itibariyle Türkiye'nin brüt dış borç stoğu 448.5 milyar dolar olurken dış borç stoğunun milli geliri oranı da %61.5 olarak kaydedildi. Dış borç stoğunun milli geliri oranı zirve seviyelerdeki seyrini korudu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşuyla ilgili Merkez Bankası'na müdahale yönündeki eleştirilere cevaben açıklamalar yaptı. Elvan, komitenin kuruluşuyla hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi. Elvan ayrıca ekonomi reform programında yer alan iki kredi garanti fonu teminatlı programın Temmuz'da hayata geçirileceğini anlattı. Bloomberg HT anketinde piyasanın medyan tahmini Haziran'da enflasyonun aylık %1.4, yıllık %16.9 artması yönünde oluştu. Dream Games 1 milyar dolar değerlemeyle Peak Games'e getirin ardından Türkiye'nin yeni unicornu oldu. Şirket son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım aldı. Ve elektrik fiyatlarına 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere tüm abone gruplarında %15 zam yapıldı. Yarından itibaren mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,5 lira ödenecek. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda haftanın ortasına geldik, karşınızdayız. Gündemde neler var şöyle hızlıca bir sıralayalım. Önce Amerika ile başlayacağım. Amerikan endekslerinde rally var ve değerleme konusundaki eleştirilere rağmen, değerleme konusundaki karşı çıkışlara rağmen özellikle bugün Dow Jones endeksine baktığımızda yükseliş devam ediyor. Amerikan endeksleri rekor seviyelerdeki seyrini koruyorlar. Tabii burada istihdam çok önemli. Bugün gelen özel sektör istihdam verisi beklentinin üzerindeydi. Asıl tabii piyasanın biraz daha önem verdiği istihdam haberi Amerika için Cuma günü gelecek. Tarım dışı istihdam. Bugün gelen özel sektör ADP'nin açıkladığı veri.
Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Oraya ilişkin beklentiler de 700 bine yakın. Tabii bundan sonra işte Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Fed'in bu ters repo operasyonlarında 1 trilyon dolara yaklaştığını bu akşam itibariyle ifade etmiş olalım. O cephede bir sinyal veriyor mu konuşacağız. Euro bölgesinde enflasyon her yerde var artık. Ama %2'den 1.9'a biraz olsun yavaşlamış durumda. Bugün euro dolar paritesinde de düşüş var. Avrupa endeksine baktığımızda da satışların olduğu bir günün akşamındayız. Enflasyon verisi yıllık %1.9 gelirken. İçeriye döndüğümüzde borsa gerçekten çok keyifsiz. Borsa İstanbul başlığı ben şöyle attım. Borsada durmayan satış. Yani bir türlü olumsuz ayrışıyoruz. Borsa İstanbul kendini olumlu ayrıştıramıyor. Delta varyantı haberleri geliyor. En çok bizim işte ulaştırma havacılık sektörümüz satışıyor. Bugün bakıyorsunuz bankacılık satışıyor. Borsadaki bu düşüşün, bu satışın nedeni nedir? 200 günlük ortalamaların altına geldiğimiz ifade ediliyor. Birazdan konuşacağız. Dolar TL'de bugün biraz geri çekilme oldu. TL dolara karşı güçlüydü. Ve enflasyon tartışmaları haftaya pazartesi günü gelecek enflasyonumuz. Bir taraftan Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Sayın Elvan'ın bunun Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla bir ilgisinin olmadığına dair açıklamaları çok netti. Çünkü böyle tartışmalar oldu. Bu kurul neden kuruluyor? Merkez Bankası'nın işi değil mi bu diye. Sayın Elvan burada çizgiyi çekti. Merkez Bankası'nın işine karışılmayacak mesajını verdi. Bizim anketimizde de 16.9'luk bir Haziran enflasyonunun önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanabileceği ortaya çıkmış durumda. Birazdan iki değerli konuk bizler olacak. Tufan Cömert ve Cem Tözge konuklarımız. Şöyle bir rakamlara bakalım, piyasalarda durum ne? Ardından hemen sohbetimize geçeceğiz. Melih Kaya'dan bir özet aldıktan sonra. Dolar TL bugün aşağı geliyor dedim. 8.70'in hemen altına yaklaşıyoruz. Gün içerisinde 6'da biraz test edildi. Şu anda 8.71'e yakınız. Euro TL 10.32'ye geldi. Burada çok daha TL'nin Euro'ya karşı güçlü olduğunu ifade edelim. Dolar endeksi çünkü güçleniyor. Bugün aslında TL açısından belki iyi bir gün diyebiliriz. Neden? Dolar endeksi güçlü. Dolar küresel olarak güçlü. Başta Euro'ya karşı olmak üzere ama dolar TL aşağı geliyor. TL'ye karşı zayıf bir dolar var. Diğer gelişen ülke para birimlerine de bakarız. Euro dolarda dedik 1.1850'ye indik şu dakikalarda. Euro dolar paritesi aşağı geliyor. Viyop 30 akşam seansında %1.7'lik bir düşüş var. Bunu açıkçası ben anlayamadım, çözemedim. 1460 görünüyor ekranımızda. Burada sert bir geri çekilme var gibi. Neden? Konuşuruz. Gün içerisinde grafik gelecek. Dolar TL için ekranlarımıza 8.74'lerden geldik. 8.65 bakın bugünün en düşük seviyesiydi. Şu anda da 8.70-71 aralığındayız. Borsa İstanbul. Satış üstüne satış yiyen borsamız seansı sonuna doğru bugün geldi. 1352 günün en düşük seviyesi ve 1356 kapanış, %1'lik bir geri çekilme var. Hep diyordum ya 1400 etrafında dolaşıyor ama maalesef o 200 günlük ortalamanın altına doğru inen bir BIST endeksi. Tahvil faizlere gelecek 2 yıllık ve 10 yıllıklar. 10 yıllık tahvil faizimiz hatırlarsanız hızlı bir şekilde 17'lere kadar düşmüştü ama 2 gündür 10 yıllık tahvil faizimize ufak ufak yukarı hareketler göze çarpıyor. 17.4. 2 yıllık gösterge tahvil faizimizde ise 18.5'un altına indik. Burada bir düşüş var. Amerikan 10 yıllığına bakalım. Orada da 1.5 seviyesi önemli bir direnç sanki. Ve bugün tahvil faizleri düşmekte. 1.44 ABD 10 yıllık tahvil faizi. 5 yıllık ve 2 yıllıklarda da geri çekilme söz konusu. Ons altın. Bugün birçok Uluslararası Yatırım Bankası'nın altın tahminlerini sizlerle paylaştık. Altında bugün yükseliş var. 1770 doların kıyısındayız. Gram altın 495 lira. Dünle neredeyse aynı yerlerdeyiz. Bitcoin'de bir geri çekilme var. %4'e yakın. 35 bin doların altına inmiş durumdayız. Ve petrol fiyatları hala güçlü. 73 ve 75 dolardan işlemlerine devam ediyor. Avrupa endeksleri ciddi satışlar yediler bugün. Kıpkırmızı bir Avrupa bakın gelecek ekranlarınıza. %1'e yakın. Amerikan endekslerinde de Dow Jones'un yükselişte ısrarlı olduğunu görüyoruz. 180-200 puana yakın yukarıda. S&P yatay, Nasdaq'ta da 0.15'lik bir geri çekilme var. Melike'ye döneceğim.
Bugün istihdam verisini aldık Melike. Cuma gününe dair bize bir şeyler acaba söyler mi söylemez mi? Fed başkanlarından böyle ufak şahin açıklamalar ama Dow Jones direnmeye devam ediyor. Evet, özel sektör bordroları gerçekten beklenenden iyi geldi. Yani sen de söyledin, beklentinin çok çok üstünde geldi. O yüzden de hemen Wall Street Journal ekonomistleri senin de söylediğin gibi özel sektöre bakıp tarım dışı istihdam raporlarını, tahminlerini, öngörülerini yukarı çıkardılar. 700 bine getirdiler haftanın başında. Yani iki gün önce ben 600 bin diyordum Bloomberg ekonomistlerinin öngörülerini. Şimdi 700 küsür, 705 bin kadar bir öngörü, bir tahminle karşı karşıyayız. İşsizlikte %5,3 gelecekmiş. Bu ortalama bir tahmin ve eğer hakikaten böyle rakamlar gelirse Mart'tan beri görülen en güzel rakamlarla karşı karşıya olacağız. O zaman da Fed'in eli iyice güçlenecek. Nedir? Tahvil alımının yavaşlatılması açısından ve faizlerin daha erken yukarı çıkarılmasıyla birlikte, yani bu tür korkuları getirecek. O da borsanın içine yaramayacak tabii ki. Ama şimdi Kaplan'ın bugün söylediği de ilginçti. Sen de söyledin zaten. Yani özetle diyor ki yıl sonundan önce şu tahvil alım yavaşlatılması, yani tapering diye devamlı konuşulan, zikredilen o aksiyonun bir an önce başlatılması lazım diyor. Aynı şekilde Bostik de, Rafael Bostik de ona katılıp de, yani bunu söylemese de tam diyor ki ABD ekonomisi artık kendini toparladı. Toparladıysa da yani o zaman aksiyon alınması gerek demek istiyor. İmalı konuşsa da biz bunu anlıyoruz. Dow Jones sen de söyledin, 190 puan birden Boeing'in etkisi var Chevron, ama asıl S&P 500'in şöyle bir yarı yıllık performansına bakmak lazım. Değil mi Barış? Yani yarı yılı geride bırakıyoruz. Haziran'ın sonundayız ve S&P 500 1998'den beri ta 1998'e geri gidiyoruz. Bak, yaşadığı en iyi yarı yıl performansını yaşadı. Neden? 2021 itibariyle getirisi %14. O yüzden asıl aslında onun günü, yarım yıl ay kutlaması diyebiliriz, yıl dönümü kutlaması bile olabilir. Altın 2016'dan beri gördüğü en kötü ayı geride bırakırken, tabii dolar güçlenince, petrolün hala yukarı çıktığını, çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Marathon Petroleum, diğer enerji hisseleri de kendilerini yukarı çıkarmaya bununla birlikte devam ediyor diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Peki efendim, Amerika'yı sevgili Melike anlattı ve hemen biz de dönüyoruz stüdyomuza. Stüdyomda ben varım tek başıma ama değerli konuklarım bağlantılarımızda Tufan Cömert ve Cem Tözge bizlerle. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bu Viyop 31.7'lik akşam seansı düşüşünü hemen Viyop deyince aklımıza kim gelir Türkiye'de? Nuri Sevgen. Nuri Sevgen'e bu arada hemen sordum. O da diyor Haziran vade kapandı, akşam seansı en yakın vade Ağustos 10'dan öyle görünüyor. 1.7'lik satış, yani bir vade sonu durumu söz konusu. O nedenle evet, Nuri'ye bağlanabiliriz. O da bana diyor ki şu an yayını al söyleyeyim. Nuri Sevgen'e arkadaşlarımız hemen alsın. Biz çok şeffaf, böyle anlık bir programız. Nuri Sevgen'i bir arayalım madem öyle. Ararız yani, hiç affetmeyin bana. Buradan mesaj atıyor. Yayını al anlatayım diye espri yapıyor muhtemelen ama biz deneyelim Nuri Sevgen'i. Müsaitse alırız. Her ikinize de hoş geldiniz bir kez daha. Hemen ben Tufan Cömert'le başlayayım. Tufan abi, yurt dışını şöyle küresel olarak bir anlatalım istersen. Tablo nedir? Sen güzel bir özet yaparsın bize. Seni dinleyelim. Peki. Şimdi tablo aslında çok fazla değişmiş değil. Dünyada ortam gayet güzel. Gene böyle bir borsalarda rekor seviyeler devam ediyor. Yani bugün evet Avrupa'da falan bir miktar satış oldu ama bugün şimdi Nuri zaten biraz da anlatacaktır. Vadesi olma sebebiyle dünyada borsalarda, vadeli işlem piyasalarında genel olarak oynaklığın görece arttığı, bir miktarda satışın geldiği bir gün oldu. Fakat ana trend bu anlamda çok fazla bozulmuş değil. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda işte Fed başkanlarından, yetkililerinden gelen açıklamalar artık piyasayı ciddi şekilde tapering işine, tahvil alımı azaltılması işine hazırlamaya başladı. Bugün Fed'in ters repo ile piyasadan çektiği likitte rekor 992 milyar dolar, neredeyse 1 trilyon doları piyasadan çekerek sterilize etti. Yani bu çok net bir şekilde artık piyasanın en azından likitteye doyduğunun, dolayısıyla Fed'in burada harekete geçeceğinin işareti.
Petrol fiyatları bence daha önemli. Bizim açımızdan da önemli. Burada OPEC Plus toplantısında Rusya ile Suudiler arasında bir anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Rusya üretimin daha hızlı artırılmasını, Suudiler bunun kademeli tedrici artırılması gerektiğini düşünüyorlar. Bir şekilde dengelenecektir bu. Zaten yarın öbür gün karar çıkacak. Fakat önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında yani hani düşüşten bahsetmiyoruz. Nereye kadar çıkarı aslında konuşuyoruz. Piyasa tahminleri biraz geriden geliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dünyadaki hareket bizim için sevimsiz olabilir. Çok kısa bir de bu cuma günü istihdam verisini bekliyor piyasa. Olur da burada 700 bin civarı bekliyor piyasa ortalaması artışın. 1 milyon üzeri eğer olur ise dolar endeksinde muhtemelen güçlü bir hareket göreceğiz. Doların değerlendiğini göreceğiz ki bu da gene dünyada dolara karşı gelişen ülke para birimleri ve Türk lirasının bir yeniden belki değer kaybı sürecine girmesi anlamına gelebilir. Peki hemen Cem Tözge iznini isteyebilir miyim Üstad? Sevgili Nuri Sevgen sağ olsun kırmadı bizi. Bu Viyop'taki çünkü ben de girişi söylemiş oldum. Onun açıklamasını rica edeceğiz. Yatırım finansmandan Doktor Nuri Sevgen telefon attığımızda. Nuri iyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Çok merhabalar herkese. Çok teşekkürler. Bu biz 1.7 olarak ifade ettik. Ekranda da öyle gösterdik. Bir vade sonu var sanırım. Bu neden kaynaklandı o görünüm? Senden anlatmanı rica edelim. Böylece izleyicilerimizi doğru bilgilendirmiş oluruz. Şimdi Haziran vade bu akşam itibariyle sonlandı. Biliyorsun akşam seansı uygulaması başladığı günden beri akşam seansı 19 itibariyle başlıyor. Akşam gece 24-23'e kadar devam ediyor. Ama vadenin kapandığı günlerde, bugün Haziran vadeli kontratın son günüydü. Haziran vade en yakın vadeydi. Bu akşam 18.15'te ilgili vade kapandı. Akşam seansında en yakın vademiz artık Ağustos vade. Doğal olarak oradaki fiyat farkının sebebi bu. Çünkü Haziran vade 1.6 kapandı. Düşüş olarak 1.6 düne göre ekside kapandı. Ama Ağustos vadenin kapanışı 1.17 civarında ekside kapattı. Yani bu aradaki fark bundan kaynaklanıyor. Tabii sizin ekranınızda muhtemelen o hala Haziran vade gösterdiği için ondan kaynaklanıyor olabilir. Ama şu anda Ağustos vadeyi baz alırlarsa o aradaki gerçek fiyat şu anda 1499.25 alıcı, 1499.50 satıcı. Evet, şu anda bizim sanırım farklı kaynaklardan alıyoruz. Bir başka grafimizde 1500 görünüyor. %1.1 Viyop 30 ekranlarda. 1500'e 25-50 puan eksik ama yani 1500'e yakın yerdeyiz. Evet. Tamam, yani çok büyük bir böyle müthiş bir satışın olduğu bir öyle görüntü yok anladığım kadarıyla, değil mi akşam seansında? Akşam seansında hiçbir şey yok. Yani 19'da açıldı, 18-15'ten sonra hiçbir hareket olmadı. Yani bir puan bile oynamadı desem yeridir. Yatayda gidiyoruz. Çok asıl hareketler var. Ama bu aradaki fark biliyorsun vadeli kontratlar vade sonuna kadarki faiz oranı eklenir ve temettü varsa bundan çıkarılarak bulunur. Biz buna da fair value ya da işte teorik fiyat deriz. Teorik fiyat itibariyle baktığınız zaman Ağustos sonuna kadar 4 puanlık bir temettü görüyorum bizim hesaplamalarımızda. Faiz oranında koyduğun zaman fair value'ye yakın bir rakam çıkıyor. Fair value 1506 çıkıyor ama 6 puan civarında altın, o da normal. Yani insanlar tabii 1462'den kapanan bir endeks 30 Haziran vadeyle 1500'den işlem gören Ağustos arasındaki 40 puanlık farkı anlamış olabilirler. Aradaki farkın sebebi bu. Yani en yakın vademiz Ağustos vade olduğu için yukarıda gibi görünüyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok sağ ol. Doktor Nuri Sevgen vallahi böyle hani 7-24 acil yardım hattı gibi hemen sağ olsun bizlere aktardı mevcut tabloyu. Cem Tözge özür dilerim. Biraz gecikmeli olarak sana geldik. Tufan Cömert küresel tabloyu özetledi. Senin cephenden nasıl görünüyor? Bugün biraz daha çünkü içeriği fazla konuşalım istiyorum. Borsadaki keyifsizlik, düşüş, herkes çünkü bunu konuşuyor. Sizlerden anlatmanızı rica edeceğim ama küresel tabloyu da bir Cem Tözge bakalım nasıl yorumluyor? Evet, aslında hani geçtiğimiz haftadan bu yana değişen hiçbir fark yok. Amerika pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor. Ana sebep aşının etkin bir şekilde en fazla kullanıldığı ülke. Buna bağlı olarak rakamlarda belirgin bir düzelme var ve o faiz tarafındaki korkulan hareket de hala gerçekleşmedi. Yani 10 yıllık tahvil faizi hala 1.5 seviyesinin altında. İşte kimi zaman 1.5'un üstüne gidiyor ama çok da kalıcı olmuyor. Tabii bu Nasdaq için özellikle o büyüme hissesi dediğimiz teknoloji hisseleri için birebir
değerleme bakımından fark yarattığı için Nasdaq önderliğinde Amerikan endeksleri olumlu yönde ayrışmaya devam ediyor. Ama tabii bu hareket Avrupa endeksine yansımıyor. Çünkü Avrupa'da işler Amerika kadar hızlı bir şekilde düzeltme belirtisi açıkçası hala vermiyor. Ki orada hala biliyorsunuz aşıyla ilgili kullanımda... Varyant endişesi orada mesela daha çok gündem gibi. Çok ilginç. Kesinlikle. Amerika'da varyant ama Avrupa'da satışa işte varyant falan diye açıklanıyor. Doğru. Doğru. Yani varyantın özellikle Euro hisse, Euro bölgesi endeksleri üzerinde daha olumsuz bir etkisi var. Ki DAX'la baktığımız zaman çok net bir şekilde son bir aylık performansla bir ayrışma söz konusu. Öte yandan da doların ilginç bir şekilde kuvvetlendiğini görüyoruz. Niye ilginç diyorum? Yani tahvil faizlerinin bu seviyede olduğu yerde açıkçası doların daha güçsüz olmasını beklerdim. Çünkü hani biliyorsun yani yılbaşında 1.75'lere doğru giden bir Amerikan 10 yıllığı doların değerli olmasını faiz farkından dolayı gerekli kılmıştı ama şimdi 1.45'lerde bir Amerikan faiziyle dolardaki bu özellikle bugün gördüğümüz değerlenme bence biraz tezatlık oluşturuyor. Yani ikisinden birinde önümüzdeki günlerde bir ayarlama görme ihtimalimiz yüksek ki bence bu faiz tarafında olacak. Yani şu an yaşadığımız enflasyon ya da gelen veriler şu anki bence 1.45'lik Amerikan 10 yıllık faizini teyit etmiyor. Yani daha yukarılarda bir faiz önümüzdeki günlerde görebiliriz diye düşünmekteyim. Yine baktığımız zaman diğer alternatif piyasalarda yılın zaten kaybedeni belli altın. Yılın kazananı petrol olmaya devam ediyor. Tabii şimdi petrolün yukarı gidiyor olması ya da kısa vadede düşmeyecek bir görüntü sergilemesi ise enflasyon cephesi için çok iyi bir haber değil. Bu tabii bazı ülkelerde olumlu yönlü yansıyor. Mesela bugün Rusya endeksinde bakıyoruz, yönlü bir hareket var. Rusya endeksi, hani biz bu kadar kötü bir performans sergilerken ki biliyorsunuz jeopolitik riskler Rusya için de geçerli. Olumlu yönde hani bu tip petrol ihraççı ülkelere olumlu yönde yansımaya devam ediyor. Altın dediğim gibi yılın kaybedeni normalde mesela benim gördüğüm bir tezatlık da yine eğer faizler bu seviyede kalacaksa altının burada kalmaması lazım. Onun bir miktar daha yukarı gitmesi lazım ama dediğim gibi bu güçlü dolar şu anda bence altın üstündeki en belirgin etkiyi yaratmış durumda. Toparlayacak olursak Amerika pozitif yönde ayrışıyor. Burada Cuma günü gelecek veri oldukça kritik. Tabii bu manşet verinin Tufan'da belirttiği gibi eğer 1 milyonlar ve üzerinde bir rakam getirisi olursa şüphesiz bu piyasada ciddi bir dalgalanmayı bir beraberinde getirebilir. Ayrıca ben burada yine ana veriden ziyade özellikle saatlik kazançlar tarafının ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü veri biliyorsun çok oynaklık gösterebiliyor. Mesela geçtiğimiz ayki veri beklentinin oldukça altında kalmıştı. Ana veri olarak bahsediyorum. Tarım dışı istihdam verisi olarak bahsediyorum. Ama saatlik kazançlarda yukarı yönlü trend devam ediyor ki burada da yıllık bazda baktığımız zaman şu anda 3.7'ler gibi ciddi bir maaş artışından bahsediyoruz. Eğer burada bir yukarı yönlü bir rakam görürsek bu hem güçlü bir doları hem de daha yüksek bir tahvil faizini beraberinde getirebilir ki bu özellikle bu sefer de Nasdaq üzerinde bence bir miktar satış baskısı yaratabilir diye düşünmekteyim. Evet, bu doların bugün dolar endeksinin güçlü olduğunu söyledik. Gelişmekte olan para birimlerini ekranlara getirelim. Peru para birimi, Güney Afrika randı, Kolombiya para birimi ve Türk lirası bugünün değer kazanan dolara karşı para birimleri olarak görünüyor. Dolayısıyla bugün iyi bir gün gelişen ülkeler için saydıklarım ve Türk lirası açısından da. Ruble bugün satışıyor enteresan. Meksika ve Şili para birimleri de bugün değer kaybeden para birimleri arasında. Cuma gelecek tarım dışı istihdam önemli dedik ve ortalama saatlik kazançlar yıllık olarak %2'den 3.6'ya çıkması öngörülüyor. Öyle bir tahmin var terminalde. Bunu da takip edeceğiz. İşsizliğin de %5.8'den 5.6'ya düşebileceği tahmini söz konusu ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileriyle beraber. Şimdi bize geçeceğim dedim ama şu Fed'i de bir hemen bir istihdam cephesini Tufan Cömer. Bu ters repo operasyonun 1 trilyon dolara ulaşması. Fed üyelerinin bu mortgage backed securities dediğimiz daha da mortgage'a dayalı tahvillerden azaltmaya başlanmasına dair açıklamaları, tartışmalarını görüyoruz. Kaplan'ın ya bu işe hemen yakın zamanda artık bu işi
tahvil alım hızını azaltalım açıklamaları var. Ve cuma günü tarımsal istihdam gerçekten beklentinin üstünde gelirse bu sefer. Çünkü hep ayak kırıklığı oldu birkaç sefer. Biz piyasadaki bu risk iştahının net bir bozulma tablosunu görür müyüz, ne dersin? Görürüz. Şimdi hani hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Görürüz. Yani şu anda zaten, yani şu an dediğim hani Türkiye'nin bambaşka tabii şartlarından bahsedeceğiz zaten, ama dünyadaki ana trend, yani gelişen ülkelere para girişi için belirleyen şey gelişmiş ülkelere olan para akışı aslında. Yani paranın tekrar Amerika'ya dönmesi, güvenli limanlara gitmesi veya işte ne bileyim Polonya hisse senetlerinden çıkıp yeniden Amerika'da borsaya büyüme hisselerinden değer hisselerine geri dönmesi gibi bir şey olması, rotasyon olması durumunda kuşkusuz bütün dünyada yeniden bir satış dalgası olacak. Ha, bu tabii bir anda her şeyi patlayacak, çatlayacak, öyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. Zaten aylardır piyasa aslında yavaş yavaş buraya geliyor. Senin de bahsettiğin bu isimlerin bu yaptıkları konuşmalar aslında Fed'in bizim her seferinde hayranlıkla izlediğimiz iletişim stratejisinin ne kadar güzel yapıldığının müthiş bir örneği. Yani bir tane üye çıkıyor, oyaklı olmayan üyeyle başlıyor. Önce o hazırlıyor, onun tepkisine göre bir başkası geliyor. İşte yavaş yavaş son birkaç haftadır bu işin artık sonbahar ayları itibarıyla bir takvime oturtulacağını artık bütün piyasa biliyor. O yüzden ilk başta evet satış yiyeceğiz. Bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerde ve hatta belki gelişen ülkelerde Avrupa'da da satış yiyeceğiz. Ama akabinde bunun neden yapıldığı, işte bunun aslında büyümeden kaynaklandığı, yavaş yavaş istihdamın bir noktadan sonra dengeleneceği, enflasyonun da eğer geçici olacağını piyasa ikna olursa, o zaman zaten endekslerdeki ana hareketin yukarı olmaya devam edeceği bir dünya bizi bekleyecek. O yüzden yani birkaç ay için, yani şöyle söyleyeyim, önümüzdeki 6 ay ciddi sıkıntılı geçebilir. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde biraz daha sıkıntılı geçebilir. Ama ondan sonrası için baktığımda çok acayip böyle bir satış dalgası veya işte bundan sonra her şey kötü olacak bir senaryom kesinlikle yok. Tarım dışı istihdama dair beklentiyle termine yansıyan, onu da paylaşalım izleyicilerimize. Yaklaşık 700-711 binlik bir beklenti görünüyor. En yüksek tahmin 1 milyonluk bir istihdam artışı olabileceği, en düşük tahmin 400 bin. Onu da hatırlatalım. Bir önceki ay 559 binlik bir artış gelmiş ve beklentinin bir kez daha altında kalmıştı ABD tarım dışı istihdama dair. Kaan Nazlı'yı dinleyelim. Kaan Nazlı'dan hemen sonra Borsa İstanbul'u sevgili konuklarımızla konuşmaya başlayalım efendim. Aslında ekonomide bir yavaşlama var. Sonuçta faizler uzun bir süredir yüksek derecede. Bunu zaten kredi genişlemesinin giderek azalması tarafında görüyoruz. O yüzden talep kısmında aslında para politikası yapması gerekeni yapmış durumda. Zannediyorum herhalde biraz önümüzdeki dönemde yine gerekirse belli adımlar atar mı atmaz mı şeklinde kaygılar var. Ama şu noktada enflasyonun eğer işte %18,5 falan gibi bir nokta da kalıp sonra Eylül'den sonra döneceğini düşünürsek şu noktada para politikası aslında yapması gerektiğini yapmış durumda. İşte tabii önümüzdeki dönemde bir takım açılımlar olabilir. Bu noktada tabii biraz sıkı duruşu devam ettirmek gerekiyor. Çünkü özellikle bu Mayıs ayında yaşanan tam kapanma süreci aslında fiyat davranışlarını biraz etkiledi. O noktada belli hizmet sektörü üyeleri bunu tam olarak fiyatlara yansıtamadılar. O yüzden aslında Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken enflasyondaki tavan nokta Eylül'de gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu yüzden biraz daha tabii iddialı olmak gerekiyor, ama öte yandan da hani çok da tekrar bir faiz arttırımı gerektirecek bir durum olduğunu söyleyemem. Geçelim Borsa İstanbul'a. Cem Tezgah'a döneceğim bu bölümde. Borsadaki satış, borsadaki keyifsizlik, ve biz bunu çok fazla duymaya başladık izleyicilerimizden. Borsa için bir değerlendirmeyle başlayalım. Yine ekstra sorularımız olur. Buyurun hocam. Evet, yani aslında ana hikayemiz aynı. Katılımcı eksikliği hissetmeye devam ediyoruz. Herhangi bir olumlu hikaye satın alamıyoruz ya da yaratamıyoruz. Ve piyasada gerçekten bir kaynak sıkıntısı çekiliyor. Ki hani bakalım Türk borsasının tarihine bakalım, son 20 sene. Hep bizim bir iki çıpamız olmuştu. Neydi bu? Daha önce bir IMF çıpamız vardı. Daha sonra bu Avrupa Birliği çıpası olarak karşımıza çıktı ve bir şekilde bu çıpa peşinde yabancılar buraya ilgi göstermeye hep devam ettiler. İşte zaman zaman 65 lira, 60 lira çıkan bir yabancı saklama oranımız vardı, ama bunun dönem içinde özellikle 2010 yılından bugüne düzenli bir şekilde
azaldığını görüyoruz ki şu anda dip seviyeye oturduk ve buradan da bir şekilde başımızı yukarı kaldıramıyoruz. Hatırlarsın yani son bir aydır satın aldığımız bazı hikayeler vardı. Bunlar işte gerek Amerika-Türkiye ilişkileri, gerek Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri. Bu taraftan gelecek olumlu bir haber akışı, hazır yurt dışında özellikle borsalar cephesinde hava olumluyken bize ekstra bir olumluluk da sağlayabilir mi, yardımcı olabilir mi, ama yani gördüğümüz kadarıyla orada bir somut ilerleme olmaması şu anda buraya hala bir kaynak girişinin kısıtlı olmasını beraberinde getirmekte. Tabii yabancının olmadığı bir yerde hani yerliler ne kadar güçlü bunu hep tartışıyoruz ve gördüğümüz şu ki burada hacimler giderek daralıyor. Ki tabii bir de bir yaz sezonu da var, onu da unutmayalım. Genelde Türk borsası özellikle bu pandeminin geçtiğimiz sene biliyorsun çoğu insan tatil yapamadı ve şu anda normalleşmeyle birlikte burada bazı fon yöneticilerinin ya da büyük oyuncuların da ben tatilde olma ihtimalini yüksek görmekteyim ki bu da hacimlerin giderek düşmesine sebebiyet veriyor. Zaten baktığınız zaman hani BIST tüm endeks için konuşacağım. Bu hacim, günlük hacimler 20 milyar TL'nin üzerine yükselmediği sürece biz böyle iki ileri bir geri bir şekilde sanki kendi yağımıza kavrulacağız gibi bir görüntü var. Ki son iki günde de kendi yağımızla kavrulmak hani araya girdim özür dilerim. Kendi yağına kavrulmak güzel bir şey aslında ama burada kavrulan yani kavruluyor bence yatırımcılar. Kendi yağıyla kavrulmuyor. Ben biraz öyle görüyorum. Çünkü çok ciddi izleyicilerimizden tepki var. Yani tavanın dibi tuttu birazcık değil mi? Evet yani. Yağ yaktık birazcık. Evet yani yağsız kavruluyoruz diyor yönetmenim. Biraz öyle. Evet. Evet yani şimdi tabii bu halk arzlar mesela özellikle bireysel taraftan çok ciddi bir şekilde bir para çıkışını beraberinde getirmiş. Zaten bu bilinen bir gerçek. Hatta geçtiğimiz programda da konuştuk. Son birkaç aydır ciddi şekilde bir yabancı yerli bireysel sayısında da bir azalma söz konusu. Tabii burada yüksek faizler çok büyük sorun Barış. Yani geçtiğimiz sene senle bu aralar bu programı yaparken çok daha faiz, çok daha farklı bir faiz oranıyla piyasalar kendilerini ya fonluyorlardı ya da alternatif bir yatırım alıcı olarak değerlendiriyorlardı. Ama şu anda faizler hala çok yüksek. Dediğim gibi yabancı ilgisi yok. Halka azlarla birlikte ciddi piyasadan para çekildi. Önemli teknik seviye kırıldı ki bu 200 günlük hareketli ortalama, sen de yayının başında dedin 1385 seviyesinin altından geçiyor. Şimdi hani endeks hani iyi günlerde baktığın zaman mesela yurt dışında olumlu mesela bir gelişme oldu ya da vadeliler yukarı bir şekilde seyir seyrediyor. Farkındaysan yukarı yönünü açmaya çalışıyor ama yeni bir katılımcı... Hatta açılış yukarıda oluyor sonra aşağı geliyor. Bugün öyle oldu. Aynen yani sonra gün sonunda yine günün diplerinde bir kapanış oluyor. Bu neden? Hep bir umutla başlıyoruz ama o beklediğimiz yatırımcı buraya gelmiyor. Ve dediğim gibi yeni bir hikaye yaratamadığımız sürece ya da yeni bir çıpa bulamadığımız sürece endeks sanki bu seviyelerde kalmaya birazcık mahkum gibi gözüküyor. Bizim bir an önce tekrardan 1385 seviyesinin üzerinde bir teknik yere oturmamız lazım. Ama hani böyle işte bugünden yarına ya da kısa vadeye baktığın zaman böyle bir hikaye söz konusu mu? Açıkçası bunu bulmakta ben zorlanıyorum. Biraz önce konuştuk. Hani Fed'in burada ne yapacağı çok önemli. Yurt dışı piyasaları için özellikle gelişmekte olan piyasada biliyorsun biz her ne kadar nasibimizi almasak da yılbaşından bugüne yaklaşık 150 milyar dolara yakın bir para girdi yani. Hem borsalara hem de sabit getirili menkul kıymetlere. Eğer tabii burada bir ters dalga olursa bu da bize olumsuz yansıyacak gibi gözüküyor. Diyeceksin daha ne kadar çıkacak? Gerçekten de bunu öngörmek zor ama dediğin gibi yani zaten yabancının pozisyonu çok dip pozisyonda. İşte bankalarda belli bir süredir bir umudumuz oldu. Biraz hareketlenir gibi olduk ama evet. O da açıkçası çok fazla gaz yemedi. Ve bundan dolayı da endeks şu anda birazcık kendi makus tarihiyle karşı karşıya kaldı diye düşünüyorum. 1350 seviyesi şu anda önemli destek. Umarım burası kırılmaz. Çünkü burası kırılır ise teknik olarak hareketin 1310'lara kadar geri çekilme ihtimali var. Özetlemek gerekirse yurt dışından umarım ters bir dalga görmeyiz. Ve bir şekilde de bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine kendimizi atıp en azından bu hacimsizliği bir miktar daha yukarı bir bantta geçirebiliriz diye düşünmekteyim. Ya da umut etmekteyim. Ortalama dediğimiz o sarı çizgi ekranlarınıza yansıyor. Üzerine de yazmaya çalıştık grafiğimizde. Şimdi teşekkür ederim. Üstüne Tufan abi sana dönerken şöyle döneceğim.
çok söyleyeceğin çok şey vardır ama bunu da üzerine atacağım. Yıl başından bu yana tüm dünya endekslerinin performansı. Sene başından bu yana. En sona bakıyorum. Burada Kolombiya MSCI, bir Kolombiya'nın endeksi var en kötü. Bu yerel para birimleri cinsinden sıralama %12,5. Hemen üstünde BIST 30 endeksi var. Tüm dünya yıl başından bugüne en kötü ikinci BIST 30. Burada bir Peru endeksi görüyorum. En kötü üçüncü, en kötü dördüncü de BIST 100 endeksi %8. Şimdi bu tablo yerel para birimleri cinsinden. Muhtemelen Tufan abi sen diyeceksin. Barış'cığım bir de onu dolar cinsinden yapar mısın dersin diye tahmin ediyorum. Yapma yapma gerek yok. Yeterince açık. Özür dilerim yapmış oldum ama orada da %23 ve %21 en kötü BIST 30 ve dünyada BIST 100 endeksi %20'nin üzerinde değer kaybıyla sene başından bu yana. Ben borsa için sözü sana bırakayım. Buyurun. Şimdi bu grafiği sabah yayında Gökhan'la açıldı. Aynı grafiklerini bunu da açıp üstünde konuşurlarken sanıyorum Gökhan'ın çok güzel bir yorumu oldu. Ben de aynısını burada kendisine selam söyleyerek kullanmak istiyorum. Şimdi üst sıralara bakıyoruz. İlk 10 kazandıran endekse bakıyoruz. İster yerel para cinsinden ister dolar hiç fark etmez. %20'lerden başlıyor, %70'e kadar gidiyor. Yani aslında kazandıran borsa da kazandırmış. Şimdi bunların her birinin kendisi ait bir hikayesi yok. Bunların büyük bir kısmı bizim de bundan birkaç sene öncesinde hep böyle yatırımcıya sattığımız ama dünyada borsalar iyi, işte Nasdaq'ın şeyine, yüzü suyu hürmetine bizim borsamız da gidiyor falan hikayesinin onlar için geçerli olduğunu, bizim için artık geçerli olmadığını net bir göstergesi bu. Kazandıran çok kazandırmış, kaybettiren görece az kazandırmış. Türkiye'de işte bu güzel ortamdan faydalandığı için görece hani belki olması gerekenden daha az, daha iyi bir performans bile göstermiş. Şimdi bu söylediğimi şöyle bir maddeleyeyim. Şimdi bizim ana sıkıntımız nedir? Aslında biz bir endeksin bir yere gitmemesini, sürekli aynı yerlerde dönüp durmasını tartışıyoruz. İkincisi de hacmi tartışıyoruz. Bu ikisi birbiriyle de alakalı ama bence ayrı ayrı ele almakta fayda var. Şimdi endeksin kendisine baktığımızda gene aynı şeyi söyleyeceğim. Burada biz aslında aylardır senaryomuzu, Cem de aynısını söylüyordu. Şu şekilde kuruyoruz. Yani ana hikaye bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Türkiye yabancı yatırımcıyı çekecek veya yurt içinde yatırımcıları yeniden işte konuttan, ikinci el arabadan, mevduattaki yüksek faizden, bunlardan feragat etmesini gerektirip de borsaya sokacak bir fırsat bulmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden de yaz aylarının belli aralıklarda sıkışmış, oldukça sıkıntılı, sevimsiz bir dönem olacağını tahmin ediyoruz diyorduk. Bu görüşümüzde hiçbir değişiklik yok. Yani görünür ki Haziran zaten böyle bitirdik. Temmuz, Ağustos'ta da 3 aşağı 5 yukarı böyle gideceğiz. Şimdi burada Türkiye açısından bizim bu olumsuz ayrışmamıza bahane olarak Delta varyantını kullanan bazı analistleri görüyorum. Vallahi yani Delta varyantı bizden ziyade şu anda Asya'da daha etkili, İngiltere'de daha etkili. Hani oralarda böyle şeyler yok da neden bizde etkili? Yani arka planda bir sürü şey koyabilirsiniz belki ama ben açıkçası o görüşte değilim. Bu tamamen Türkiye'nin aslında işte hacmin düşüklüğünü de açıklayan konulardan bir tanesi. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye çok uzun süredir aslında küsmesinin bir sonucu. Şimdi yeni alıcı gelmiyor. Yerli yatırımcıyı biz halka arzlar içeriye çekmeyi başarmıştık. Bu evet burada bir para çıkışı da oldu aslında ama dışarıdan gelen paranın çıkması da hani o da bir aslında felsefe olarak tartışılır. Fakat sıkıntı şu ki gelen yatırımcılar zaten işte birkaç tavan yapar hikayesinden sonra satıp çıktılar ve özellikle son halka arzların performansının çok da iyi olmaması, son dönemde bazı şirketlerin halka arzını erteleme kararı alması sonrasında içeriden de bu tarafa artık kaynak transfer etmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla şimdilik kısa vadede bu iki ana faktörü değiştirecek bir şey ben göreceğimizi düşünmüyorum. Bu anlamda şimdi önümüzdeki günlerde ne bekleyebiliriz? Yani hani burada işte endekste 1350-1450 bandı etrafında bu civarda zaten uzunca bir süredir gidip geliyorduk. 1350'nin altına sarktığı bölgelerde tepki alımı için biz uygun fırsatlar olacağını düşünüyoruz. Ama bunu tekrar söylüyorum. Biraz önce saydığım yerlinin yeniden içeriye teveccühünü görmediğimiz, yabancının yeniden Türkiye'ye gelmediği, biz Türkiye'nin şu anda şöyle bir hikayesi var diye satın alındığımız her ortamda bu göreceğimiz alımlar tepki alımları olacaktır. Endeksin çok fazla yönünü değiştirmeyecektir. Sektörlerde öne çıkan bir şey var mı dersek? İşte yarın itibariyle zaten hiçbir yasağımız kalmıyor.
Bu yasakların kalkmasıyla beraber işte daha önce en çok satış yemiş sektörlerde turizm, seyahat vesaire, eğlence bu sektörlerde bir miktar toparlanma göreceğiz. Ama yatırımcıların şuna dikkat etmesi lazım. Örneğin havayolu şirketi işte Delta varyantında satışıydı falan dedik ama şimdi bu sene içerisinde biz relatif diye baktığımızda örneğin Türk Hava Yolları'nın aslında iki tane çok güzel rally yaptığını görüyoruz. Yani bizden çok daha performans gösterdi. İki dönem var. Mayıs'tan örneğin Haziran ortasına kadar Türk Hava Yolları'nın gayet güzel öyle bir grafiği var. Şimdi geldiğimiz noktada bunların bir kısmı kar satışı, bir kısmı işte Delta varyantı falan. Biraz bahane mi oldu? Bir kısmı da Tufan abi bu yani havacılık Delta işi. Bizim havacılık sektörü ise senetlerimizde son dönemde ciddi yükseliş gördük. Üstelik uçuşlar tam anlamıyla eski haline dönmeden. Çok güzel yani geleceği satın alınmış. Evet. Şimdi bu biraz o bir kar alma ya da bir satış fırsatı ne bileyim yani öyle mi görüldü biraz? Delta bahane mi oldu? Biraz bahane oldu ama dediğim gibi şimdi hani o genel Türkiye'nin makro risk priminden olumsuz etkilendi ve son dönemden işte zaten çok prim yapmış neresi varsa işte demir çelik şirketi, Ereğli Kardemir vesaire bunlarda da mesela aynı hikayeler var. Yani şimdi demir çelikte öyle çok acayip bir trend değişimi var. Arada elbette satışlar görüyoruz. Şimdi mesela kereste fiyatları olduğu gibi tüm MTA grubunda zaman zaman böyle satışlar geliyor ama bunların çoğu aslında şu yaz aylarında biraz da kenarda paramız nakitte dursun, dolar giderse dolara geçelim diyen Türk yatırımcısı için konuşuyorum. Ya da ya bu faizler çok fazla düşmeyecek, biz biraz daha böyle kısa vadede faizde kalmaya devam edelim diyen yatırımcının aslında işte o bahaneyle sattığının bir şeyi göstergesi diye düşünüyorum ben. Cem Tözge sana da döneyim sonra araya gideyim izniyle yönetmenim. Şöyle... Şimdi havacılık sektörü son yani bir haftada falan %10'a yakın değer kaybetti. Çok sert bir geri çıkmış. Tufan abi de ona atıf yaptı. Bankacılıkta da bugün yine pek fazla keyifli değildi yine endeks. Şöyle biraz sektörel anlamda değerlendirsen yani tamamen de açılıyoruz bir taraftan bu da var. Nasıl yorumlarsın? Yani biraz taktiksel alımlar biraz tepkilere oylanabileceğini belki seçici olarak yine ifade etti Tufan Cömert. Ne dersin? Şimdi baktığın zaman son bir haftalık hani periyottayken niye bir hafta diyorum? Bir haftada bayağı biz bir negatif ayrıştık. Hani şöyle BIST 50 içinde kimler en çok kaybettirmiş? Hani önümde liste var. Sasa, TAV, Emlak, Pegasus, Türk Hava Yolları, Petkim. Yani bu neyi gösteriyor? Dediğin gibi havacılık sektöründe bir kar satışı var. Bu Delta varyantı bunda bir kar satışına bahane olmuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü Tufan da belirtti. Hani havacılık sektöründeki hisseler neredeyse pandemi seviyesinin önceki seviyelerine çok hızlı bir şekilde geldiler. Özellikle son 2 aylık ya da 3 aylık dönemde işte Emlak mesela biliyorsun burada bir İstanbul Kanal İstanbul şeyimiz var, konumuz var. Ya bununla ilgili yukarı yönlü bir hareket görmüştük. Mesela burada da bir kar satışı görüyoruz. İşte Petkim gibi, Ereğli gibi MTA bazlı hisselerde bir yukarı yönlü hareket vardı yılbaşından bugüne ciddi bir şekilde. Bunun bir geri alımını görüyoruz. Yani bir kar satışı şu anda zaten hali hazırda olduğu için ben sektörlerin hala kısa vadede yani yılbaşından bugüne ciddi prim yapmış kağıtları da hala kar satışı olabilme ihtimalini yüksek görmekteyim. Hangi sektör önümüzdeki süreçte ön plana çıkar dersen de eğer aşı kullanımıyla birlikte bir normalleşme olacak ise açıkçası ben bankaların burada ön plana çıkma ihtimalini daha yüksek görmekteyim ki bunda benzer bir seyir aslında Amerika'da yaşanıyor. Mesela baktığın zaman bu kadar düşük faizlerin olduğu yerde Amerikan bankalarının çok yüksek performans göstermesi beklenmez ama son birkaç gündür orada da ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareket var. Ben bunun sebebinin aşı kullanımı ve normalleşmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer önümüzdeki süreçte biz umarım yeni bir dalgayla karşı karşıya kalmayız. Eğer yukarı yönlü bir hareket olacaksa ya da tepki verecekse ben bankaların bir miktar daha pozitif yönde ayrışma ihtimalini yüksek görmekteyim. Ama tabii öte yandan bizim araştırmanın özellikle Cemal'in beğendiği bilirsin işte Ereğli olsun, Bimaş olsun, Arçelik olsun yani bu tip ana blue chip dediğimiz hisseler yine pozitif yön tepkiler vereceklerdir. Burası kesindir. Ama dediğim gibi ben hala bir miktar daha bankacılık sektörünün ön plana çıkma ihtimalini daha yüksek görmekteyim. Peki Cemal Demirtaş'a da selamlar. Bu hafta radyoda beraberdik. Kısa bir araya daha gideceğim izninizle. Bu arada son 5 gün dedin. Onu da göstereyim Cem abi. Son 5 günde o bütün dünya endeksleri arasında
Bu S&P Merval dedi, Arjantin'dir herhalde. Sonra gelen BIST 100 endeksi %3.2 ve BIST 30 endeksi 3.2, yine en çok değer kaybeden son 5 günde dünya endeksleri yerel para birimleri cinsinden sıraladığımızda. Arzu Odabaşı'nı dinleyelim. Sonra bir ara ardından buradayız efendim. Biraz Enflasyon Merkez Bankası ve kur konuşacağız. Önemli olan sorunlu kredi kısımları. Yani bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda açıl, özellikle kamu bankalarının ciddi anlamda karlılıkların azaldığını görüyoruz. Yani bir önceki döneme göre %65 oranında azalmış karlılıkları. Ve yine sektörün tamamına baktığımızda %9,5 civarında bir azalan karlılıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bankacılık sektöründe nereye kadar dayanacak, ne kadar gidecek, bunu iyi anlamak, analiz etmek gerekiyor. Sorunlu kredi oranı %65 seviyelerinde, bu kredi oranı nerelerde oluşacak, yukarı yönlü hareketine şu anda hafif azalış trendinde işinde ama hala destekler, teşvikler devam ediyor. Bu desteklerin, teşviklerin kırıldığı yerde nasıl bir yapıyla karşı karşıya kalacağız? Orada bankacılık sektörü ne yönde bir yapı içerisinde olacak? Bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Yatırımcılarımızın biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum bu dönemde. Çünkü geçen sene biraz fazla bir hayal içerisinde çok güçlü bir prim yaşandı, primler oldu. Bu sene aynı performansın beklenmemesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. 1420 seviyelerini kırılamaması halinde de endeksin 1200 seviyesi, 1150 seviyesine doğru hareket etme olasılığının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Son bölüme girdik küresel piyasalara. Cem Tözge ve Tufan Cömert bizlerle. Tufan Cömert'le başlayacağım bu bölüme. Şimdi pazartesi günü enflasyon görecek abi. Bu akşam da akşam diğer programda uzun uzun konuştuk. %15'lik bir elektrik zammı geldi. Bunun Temmuz enflasyonuna 0.4'lük bir ek yük getirebileceğine dair değerlendirmeleri okuduk, duyduk. Bu durumda izleyicilerimiz soruyor. Cem Uçar da sormuş. Tufan Bey sorabilir misiniz? Bu şartlar altında Merkez Bankası Temmuz'da ya da sonra faiz indirimi yapabilecek mi? Böyle bir marş olur mu? Piyasalar nasıl tepki verir? Hem enflasyona Merkez Bankası piyasaların beklentisi ne dersin? Evet, şimdi bu yarım puana yakın doğrudan bir elektrik zammının doğrudan etkisi işte 0.40-0.50 gibi oluyor. Şimdi bunun ikinci etkilerini fiyatlama davranışına daha sonra nasıl yansıdığında kalan aylarda göreceğiz. Bu anlamda Temmuz ayı itibariyle enflasyonun yeniden 17 civarına çıkacağı da kesin gibi görünüyor. Yani elbette hani son anda bakarız, yani şeyde Ağustos'ta göreceğiz bunu ama bu aslında bizi şuraya getiriyor. Biz yılın son birkaç ayına kadar aslında 16-17 civarında giden en iyi şartlarda bir enflasyonla baş başa kalıyoruz. Şimdi böyle bir durumda Merkez Bankası faiz indirebilir mi? Şimdi 16 enflasyon ve 19 faiz, bu şekilde baktığımızda 3 puan reel faiz ihtiyaç yok. Bu düşsün denilebilir. Ancak biraz önce ilk başta bahsettiğimiz dünyada bu tapering'in yaratacağı oynaklıktaki artış, diğer merkez bankalarının gelişmekte olan ülke merkez bankalarının ciddi bir artık faiz artırım döngüsüne girmiş olmaları, bu konuda çok net artık yönlendirmeye başlamış olmaları bu konuda maalesef bizim elimizi bayağı bir zorlayacaktır. Bu anlamda Merkez Bankası'ndan yaz aylarında bir faiz indirimi gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Ha, yani ekonomide bambaşka bir sıkışıklık olur, faiz indirimlerinin yeniden buna çare olacağı düşünülürse o zaman Merkez Bankası işte faiz indirip makro ihtiyaç önlemlerde, zorunlu karşılıklarla Türk lirasını sıkıştırarak böyle daha farklı bir çözüm bulmaya da gidebilir. Ama bunun kuşkusuz piyasalarda bankacılık hisselerinde, borsada bankacılık hisselerinde fiyatlamasının olumsuz olduğunu görürüz. Diğer taraftan Türk lirasında, yani hani değerlenmekte zaten zorlanan bir liramız var. Burada da zaten piyasa beklentisi sene sonu için 9 üstü seviyeleri tahmin ediyor dolar TL için. Ya belki oralara biraz daha hızlı gittiğini dahi görebiliriz. Dolayısıyla böyle bir şey gelmeyeceğini ben en azından yaz ayları için düşünüyorum. Bu anlamda kısaca bir de Türk lirasında ne oluyor ondan da bahsedeyim. Dolar TL. Evet, orada, bugün enteresan evet. Tufan abi, niye? Yani TL biraz birkaç bir para birimiyle beraber iyi tarafta.
Evet, dün hatta gayet güzeldi. Dün de değerlendi Türk lirası. Bugün için baktığımızda da yani borsadaki bu iki günlük sert satışa, sevimsiz havaya rağmen Türk lirasında aslında bir fena da olmayan bir trend var. Dolar endeksinin yeniden 92,5'lara doğru yükselmeye başlamasına rağmen. Şimdi burada ne oluyor? Yine biz bireysel tarafta satış gelmeye başladığını görüyoruz. Yani açıkçası normalde biz böyle çok hızlı bir gap'li açılışı olduğunda bireysel tarafta yoğun satış geldiğini görürdük. Yoğun satış gelmiyor ama en azından gün sonunda ne yaptılar diye baktığımızda öyle bir satış eğilimi birkaç gündür hakim. Kurumsal taraf gene alış tarafında. Yabancıların tavrı burada biraz daha belirleyici oluyor yurt içinde taraflar birbirini dengeleyince. Orada da enteresan şekilde bugün mesela sabah bir miktar yabancı satışı vardı. Öğleden sonra tekrar alışa döndü ama yabancı aslında öyle veya böyle yurt içine trade ediyor. Ha tabii bunlar çok acayip rakamlar mı? Milyar dolarlar mı trade ediyor yabancı dersek tabii öyle şeylerden bahsetmiyoruz ama en azından hala Türkiye'de böyle bir yabancı mevcudiyetin borsada konuşamasak da döviz piyasasında olduğunu görmek bile sevindirici. Peki Cem Tözge, hem Tufan abi de ifade etti, TL'deki bugünkü performans, dün ve bugün de belki diyebiliriz. Ve pazartesi günkü enflasyon ve sonrasında Merkez Bankası'nın ne yapacağı, tabii bir de elektrik zammı bu hesaplamaların içerisinde, oyunun içerisinde dahil olmuş durumda. Evet, TL'den başlayalım. Yani Tufan aslında tüm hikayeyi çok net özetledi. Tabii TL'yi shortlamanın ya da TL'yi açığa satmanın yurt dışında maliyeti çok yüksek. Yani bunu Forex piyasasında işlem yapan yatırımcılar bilirler. Yani orada bir dolar long oldukları zaman gecelik ödemek zorunda oldukları bir swap oranı vardır. Bu hala çok yüksek. Yani TL yerinde kaldığı sürece bu swap maliyetine katlanmak zorunda kalıyorlar ki bu bir miktar TL üstündeki bu koruyuculuk kalkanını beraberinde getiriyor. Zaten bizim hep her program altını çizdiğimiz şu, TL maalesef makul bir reel faiz vermek zorunda ki olası yurt dışındaki dalgalanmalarda bir miktar daha kırılganlık yaşanmasın ya da bir kalkan etkisi görsün. Bu işte son günlerdeki hareketin, yani borsa düşerken bile niye kurun hızlı bir şekilde yukarı gitmediğinin bence en mantıklı açıklaması gibi gözüküyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Eğer Merkez Bankası şu anda piyasanın beklentisinden daha hızlı bir şekilde faizleri aşağı çekerse bu kırılganlık ya da oynaklık artacaktır diye düşünmekteyim ki bugünkü işte elektrik zammı haberi, işte Tufan'ın da belirttiği gibi önümüzdeki aylarda enflasyonun yani %16, %17, %18 belki hatta, çünkü şunu da unutmayalım, normalleşmeyle birlikte özellikle hizmet sektöründen kaynaklı gelecek ciddi yine bir enflasyon tehdidiyle karşı karşıyayız. Ve öyle bir süreçteyiz ki benzer para birimlerinin merkez bankaları bir faiz arttırım sürecine girmiş durumda. Yani bunu tabii Merkez Bankamızın işi çok zor. Kısa vadede en azından bu Temmuz-Ağustos aylarında bir faiz indirimi açıkçası ben beklemem. Eğer böyle bir şey olacaksa yılın son çeyreğinde olma ihtimali daha yüksek diye düşünmekteyim. Çünkü hani sadece bu elektrik zammıyla sınırlı kalacak gibi gözükmüyor. Yukarı giden emtia fiyatları önümüzdeki günlerde petrol ve doğalgaz gibi diğer girdi maliyetlerimizin çok yüksek olduğu tarafta da ek zamları beraberinde getirebilir. Özetlemek gerekirse Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda faiz indirmesini beklemiyorum. Çünkü belli ki yıllık enflasyon... Temmuz'da indirmeyecek. Özür dilerim abi, araya kestim. Evet, şey tabii. Sorumu araya böyle sokayım diye. Şimdi Haziran enflasyonu 17'lere yaklaşacak. 16.9 bizim tahminde. O zaman Temmuz'da beklemiyoruz. Şimdi Temmuz ayı içerisine de elektrik zammı giriyor. Tufan abi ifade etti, 0.4, 0.5 neyse bir, o da yukarıda. O zaman biz Ağustos toplantısında da, şimdi Temmuz'u geçtik ama Ağustos toplantısında da faiz indirimi beklemiyoruz mu diyeceğiz? Yani mantık olarak beklememek lazım ama tabii burada ekonomideki gidişat ne durumda olacak bunu da ölçmek gerekiyor ki bugün biliyorsun, hı hı, haber girişinde sen söyledin, Sayın Bakan iki tane paketten bahsetti. Yani burada bir şekilde KGF desteklerinin de devam edeceğini anlıyoruz. Hani hem KGF desteği olacak hem de yüksek faiz olacak, yani bu tabii bir dilema. Bunu önümüzdeki günler gösterecek ama en azından hani Türkiye zaten çok uzun vadeyi öngörmek ya da konuşmak gerçekten çok zor ama bir ay bile bence artık Türkiye'de uzun bir vade. Bir aylık süreçte baktığım zaman ben bir faiz indirimi böyle bir ortamda olmayacağını düşünmekteyim. Peki, en azından bir aylık zamanda olmayacağını
düşünüyorsun? Teşekkür ederim her ikinize de. Cem Tözge ve Tufan Cömert bugün için. İyi akşamlar diliyorum. Buradan yavaş yavaş sevgili Melike'ye doğru döneyim. Bakalım Amerikan endekslerine dair, Amerika'nın ekonomi gündemine dair Melike neler anlatacak? Barış, Haziran'ın son günü ve geride bırakırken yılın ilk yarısını S&P 500 mutlu. Dow Jones'u bu arada alımlarını artırdı. Dikkat ettiysen son saatin trading'in son saatinde seansında ve Nasdaq farklı yine kırmızıda ayrıştırdı kendini. Ve biz bütün gözlerimizi, dikkatimizi yatırımcılar diyor ki nereye verdik, nereye topladık? Cuma gününe gelecek, Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Çünkü ona göre Fed de ayağını yorganına göre uzatacak ya da en azından yatırımcıların beklentisi bu. Durum böyleyken birçok Fed yetkilisinin işte özellikle tahvil alımını yavaşlatılması konusunda buna yeşil ışık yakmaları, yıl sonundan önce olması lazım demeleri Robert Kaplan gibi. İşte bunlar bugünün ana gündemiydi. Bir yandan da tabii petrolün çıkışı devam etti. Enerji hisselerini de yukarı çıkardı. Perakende de biz yine yukarı çıkış gördük. Bugün itibariyle teknoloji geride kalırken özel sektör bordroları özellikle bugün göz kamaştırdı. Beklenenin çok çok üstünde gelince. Genellikle böyle bir trend var hakikaten. Özel sektör bordroları yani genele bakınca ama genelin ortalamasına bakınca özel sektör bordrosu iyi geldiği zaman tarım dışı istihdamında daha iyi gelme ihtimali yükseliyor. Onu diyelim en azından. S&P 500 1998'den beri gördüğü en iyi yarı yılı geride bıraktı. %14'lük bir kazançla bu yıl için. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, şunu da sormak istiyorum. Cuma günü hakikaten önemli tarım dışı istihdam. Bir de ortalama saatlik kazançlar var. Orada da 2'den 3.6'ya yükselmesi bekleniyor. Bu tarafa da piyasa bakacak mı? İşsizliğin de 5.8'den 5.6'ya inmesi öngörülüyor. Bunu neden soruyorum? Çünkü işsizlik meselesi, istihdam meselesi Amerika'nın şu anda herhalde Fed üyelerinde en önemli gündemi. Enflasyon konusunda manşette 5'i gördüler. %5'lik bir enflasyon. Yani enflasyon halledildi, istenen oldu. Hatta fazla oldu. Ama hep eksik tarafımız diye o pandemi döneminde kaybedilen istihdam olarak ifade ediliyor. O cepheyi biraz daha anlatmanı, biraz daha açıklamanı rica ederim. Kesinlikle. Barış, ABD'de en önemli sorun kalifiye eleman eksikliği. Ve o yüzden de ücretler, sen dedin ya, beklentiler iyice yukarı çıkarılmış durumda. Ben şaşırmadım açıkçası ücretlerin beklentisinin bu kadar yukarı çıkarılmasına. Çünkü zaten Covid-19 öncesi bir sorun vardı kalifiye eleman bulma konusunda, ki hatırlarsanız Ahu Yıldırmaz'la ADP'nin özel sektör borcusunun baş ekonomistiyle de konuşumuzda hep buna değiniyordu. Covid-19'la birlikte insanların işe dönme konusunda biraz daha yani yanaşmamaları ve birçok işlerin eleman bulamaması nedeniyle bu daha da arttı. Ücretin artırılmasını çözüm bulabiliyorlar ve o yüzden de ücretlerin artması devam ediyor, edecek. Ücret enflasyonu bu arada Fed'i nasıl etkileyecek? Hani ücret enflasyonu da bu arada gittikçe artıyor. İşte bu senin dediğin gibi enflasyon, tamam, peki bu bacağını nasıl onlar ayarlayacaklar ve ona göre bir hedef bulacaklar mı kendilerine göre? Bu cuma o yüzden çok önemli. Hem yılın yarısı, hem Haziran, hem yani üst üste karışık gelen, değil mi? Mart'tan beri bakınca bir yukarı bir aşağı gelen tarım dışı istihdam rakamları var. Bu bize etkili olacak. İşsizlik rakamı ile ilgili çok büyük bir endişem yok. O ankete çok fazla bakmıyor kimse. En önemlisi tarım dışı istihdam. İşsizlik rakamlarının çok güvenilir olmamasının ardında yatan sebep o kümenin gerçekleri bazen yansıtmaması. Yani zaten iş sahibi olup bir yandan da bakanları da ekleyebiliyorlar gibi. Birisi hane halkı, diğeri işte özellikle ticari kısımdan, iki ayrı anket olduğu için. Ama ben ücret enflasyonuna dikkati çekerim. Fed'in buna nasıl cevap vereceğini, Powell köşeye sıkıştırılacak. Eğer gerçekten bu dediğin rakam ulaşılırsa, artı sen Bloomberg'un tahminini söyledin. Wall Street Journal'ın tahmini daha da yukarıda.
710 bin. Tarım dışı istihdam işsizlik için %5.3 diyor. Ücreti de yaklaşık senin söylediğin kadar tahmin etmişler. Bu Mart'tan beri görülen en iyi rakam olacak. Çok güçlü olacak. Borsa buna nasıl reaksiyon gösterecek? Aşağı mı? Yani iyice dibi mi bulacak o gün? Değil mi? Hani iyi gelen veri kötü fiyatlanıyordu evet. Hem de. Ve Fed yetkilileri Powell buna ne diyecek? Bunun karşısında Melike, nasıl bir politika uygulayacaklar? Şunu da soracağım. Az bir vaktimiz kaldı ama merak ettiğim için. Şimdi Avrupa'da bu delta varyantı çok konuşuluyor ve orada delta varyantı endişesiyle satışlar görüyoruz. Amerika'da da bu gündem mi yoksa Amerika'dan pek bu haberler gelmiyor gibi sanki? Büyük bir gündem. Ama Barış şimdi dün de haberi verdik ya. Sen de söyledin. Moderna bir düzine kişiye, bir düzineden de az kişiye bu testi uygulamış. Ve Moderna'nın etkin olduğu bulunmuş. Bu arada ben de Moderna aşısı oldum. Ve Pfizer'dan farklı olarak 18 yaş altına hiçbir şekilde vurulmuyordu. Yan etkileri de çok feciydi. 2 gün yatırıyor. Şimdi Moderna bu kadar etkili olunca tüm zamanların zirvesine sıçradı. ABD bu konuda bir nebze daha iyi gibi görünüyor. Ama ta ki bu sabaha kadar New Jersey valisi, New York valisi de WHO yani Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nün dünkü uyarısına kulak astılar. Ne dediler? Aşı olsanız bile kapalı yerlerde maskenizi artık takmamazlık etmeyin. Ama Barış Amerika öyle bir ülke ki her eyalet ayrı bir ülke gibi. Evet. Florida'ya gidiyorsun kimse maske takmıyor. New York, New Jersey'de herkes maske takıyor. Ve kapalı yerler tamam açıldı. Kapalı yerlerde aşılıysan maske takmıyordun ama dün yine her şey değişti. Peki. Eyalet eyalet bakmak lazım. Bir de Barış aslında korkmaları lazım. Çünkü Mississippi gibi bazı yerlerde %30'a bile varılmadı. Hani Biden'ın neydi hedefi? Aşılama değil mi? 70. Aşılama hedefi. Aynen aşılama hedefi. Birçok eyalette oraya onun yarısına bile ulaşmamışken Delta varyasyonu yani Hindistan varyasyonu mutasyonu korku gösteriyor, veriyor. Burada neyi etkiliyor biliyor musun? Nasıl Avustralya, Hong Kong, İngiltere kapatıyorsa hemen ABD'deki hava yollarını işte uluslararası seyahatte problem olacak diye. Bir tek o etkilendi ama bence bir iki haftaya onlar iyice hissedecekler, hissettirecekler. Melike seninle böyle biz bir karşılıklı bir saat program yapalım. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. İyi akşamlar. Hemen yarın ne konuşacağız ona bakalım, kapatacağız. Yarın efendim Perşembe Çin'den özel sektör imalat PMI, Almanya'dan ve Türkiye'den aynı veri gelecek. Güven endeksi Bloomberg KT Haziran ayı dış ticaret verilerini gelecek. Yine Türkiye'den hizmet üretici fiyat endeksini alacağız. Euro bölgesinden imalat PMI, Amerika'dan da ISM imalat endeksini alacağız. Haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla beraber. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.